İnşallah. İnşallah. Peki başkanım, öğrencilerimizin genelde benden istedikleri ve sizlere sormamı istedikleri bir konu var. Öğrencilerimize yönelik yıl sonu etkinliği talebi sıkça dile getiriliyor. Malum okullar bittiği zaman öğrencilerimiz için bu konuda bir çalışmanız olacak mı? Bir de ilçemizde başarılı öğrencilerimiz var. Her okulda başarılı öğrencilerimiz var. Okul sıralamasına giren öğrencilerimiz var. Bunlarla alakalı işte hediyedir, gezidir ne gibi düşünceleriniz olabilir? Öncelikle güzel yerine değindiniz. Öğrencilerimizin, başarılı öğrencilerimizin biz onlara cumartesi veyahut da pazar bir gün gezi seyahatlerinde bulunduracağız. Neler canları tercih ederse. Biz o öğrencileri o gün, o hafta o öğrencimizi gezi turuna çıktığım an ertesi kalan öğrenciler de ya ben de biraz daha dersimi çalışayım da. Gayret göstereyim. Gayret evet. Göstereyim. Ve bizi de ben de tatil bir gezi imkanına sahip çıkıyorum. Ondan sonra böyle böyle etap etap aldıktan sonra ve yine kalan çocuklarımıza da onlara da aynı o öğrencilerimiz gibi onlara da ayrıyeten bir kolaylık sağlayacak. Yani o çocuk dersini biraz beceremedi diye onları da o şekilde yalnızlaştırmayacağız. Onun da yanında olacağız ve onu da bir sonraki eğitime onu da kazandıracağız. İnşallah. Peki başkanım, sportif faaliyetler konusunda ilçemizde özellikle atletizm ve voleybolda çok üst düzey başarılar elde ettik. Atletizmde Türkiye şampiyonlukları, voleybolda da Türkiye ikinciliği, bir de Türkiye üçüncülüğü elde etmiş bir başarımız var. Sportif faaliyetlerde hem bu spor dallarında başarının devamının sağlanması hem de diğer futbol olmak üzere diğer spor dallarındaki desteklerimiz neler olacaktır? Biz o spor dalında destek nasıl olacak? O spordaki başarılı gencimize öncelikle gideceğiz, ailesinde misafir olacağız, ailesinin bir bardak çayını içeceğiz, bir muhabbet yapacak, ailesine teşekkür edeceğiz öyle bir genç yetiştirdiği için. Ve biz o gencimizin ve öyle gençlerimizin elimizden geldiği kadar her türlü imkanı sağlayacağız. İnşallah. İnşallah her türlü imkanı sağlayacağız. Özellikle kulüpsel anlamda zorluklar yaşanıyor. İşte voleybolda bir Aşkarada bir kulüp olmaması bu sıkıntıyı ortaya çıkarıyor. Bir de bu atletizmde gerçekten büyük başarılar elde ettik. Diğer branşlarda da belediyenin destek vereceğini garantisi veriyorsunuz. Evet, veriyorum ve şurada onlara ikaz etmekte bulunmakta istiyorum. Onlar hangi şekilde bir kulüp isterse ben o kulübü inşallah ilçemizde onların teşvikine göre onu yapmanın gayretinde sağlayacağım. İnşallah. Yani onların kendine göre daha güzel bir düzenli bir kulüp ister. Onlar hangi şekilde isterse biz o şekilde o kulübü yapacağız. İnşallah. Gurbetteki hemşerilerimizin sıla özlemlerini dindirmek ve aşk alemimizin tanıtımı için herhangi bir faaliyet ya da kültürel etkinlik düşünüyor musunuz? Onu şimdi mesela ilçemizde oldukça yani diyelim ki bizim ilçemizin herhangi ne ürünleri olursa ne bile güzel şeyler olursa biz onu ilçemizde yapacağız. Bizim gurbetteki bulunan vatandaşlarımızın da o etkinliklere katıldığı anda biz daha gururlanırız. Yani gurbetteki hemşerilerimiz burada etkinlik düzenleyeceksiniz. Aynen öyle. Onları davet edeceksiniz. Aynen gelecekler. Aynen öyle. Gelecekler veyahut da gerekirse biz maliyetine bir araba tahsil ederiz. Onların oradaki gidiş dönüşlerini, seyahatlerini. Aynen o şekilde biz oradaki gurbetteki vatandaşlarımızın burada bir hafta mı kalacak, üç gün mü kalacak onların programına göre biz burada bir araba tahsil edeceğiz. Peki, çok güzel. Sayın Başkanım, ilçemizin bir diğer kanayan yarası işsizlik ve çalışma alanları hakkında düşünceler nelerdir? Ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz bu konuda? İşsizlik gelirken bizim ilçemizde en büyük sorunumuz sanayi. Evet. Sanayi derken bizim ilçemizde kereste atölyemiz yok. Kereste atölyemizin olmasının sebebi ne demek? Kereste atölyemiz bizim olsa vatandaşımızın kendi yetiştirdiği ağaçtan kendi evinin ihtiyacı olan kerestesini üretir.
Ve bu olmadığı için adam ne yaptı? Gitti Erzurum'da kereste atölyesinden 80 milyara evinin ihtiyacı giderecek ağacını aldı. Biz inşallah geldiğimizde kereste atölyemizi ilçemize kazandıracağız. İlçemize diğer lise öğrencilerimiz oluyor yaz tatillerinde. Evet. Onların sanayide hangi üründe ustalık belgesini isterse biz yaz boyu o ilçemizdeki gençlerimize, lise gençlerimize motor ustası olmak ister, elektrik ustası olmak ister, kalıp ustası olmak ister, duvar ustası olmak ister, demir ustası olmak ister. Yani her gencin bir hayalinde bir ustalık belgesi olmak ister. Evet. Yani benim hayalimde bir ustalık belgem vardı. İnşallah o ustalık belgemi, hayalimi gerçekleştirdim. Evet. Neydi? Araba kullanmak. Ben o hayalimi gerçekleştirdim. Ve yaz boyu o öğrencilerimize biz o imkanı sağlayacağız. O öğrencilerimiz yaz boyu her türlü kötülüklerden uzak tutmaya çalışacağız. İnşallah. Ve okullar açılanda da benim belediyem bana bu imkanları sağladı. Ben de belediyemin imkanları sağladığı için ben de o ya kış boyu derslerime daha güzel çalışayım. Belediye bu imkanı sağlamadı mı ne oluyor? O çocuk yaz boyu boş boş dolanır, yaz boyu kötü alışkanlıklara ulaşır ve ailesine biraz zarar olur. Ve yaz boyu bu şekil gezdiği için de derslerine çalışma gayreti olmuyor. Çünkü derslerini boşluyor falan. Peki işsizliği, öğrencileri anladık. Öğrenciler konusunda tamam. Öğrencilerimizin işte elinin yatkınlığına göre iş sahası diyorsunuz, sanayi sahası diyorsunuz. Peki ilçemizdeki işsiz insanlarımız için neler düşünüyorsunuz? İlçemizdeki işsiz olan insanlarımız için ne düşünüyoruz? Ben az evvel bir örnek verdim. Bizim her köy veyahut da ilçemizde güneş enerjisinin sistemini kurdukça oradaki o işçiler orada o etapta o zaman boşluğunu giderirler. Ve o etap bittikten sonra ne olacak? İşçimizin de hangi etapta canı çalışmak ister veyahut da hayvancılık alanında veyahut da yonca tarla biçme, biçme alanında yani işçimizin bu iki örneğin üzerinde hangi etapta çalışmak isterse biz ona göre teşvik edeceğiz. Pekala. Bir diğer sorumuz Sayın Başkanım. Tarım ve hayvancılık konusunda sürekli siz bahsediyorsunuz. Tarım ve hayvancılık konusunda bir sorunuz var. Herhangi bir çalışmanız olacak mı? Mezbahane, hayvan pazarı. Ve şöyle bir şey var. İlçemizde ve köylerimizde her geçen yıl, siz de birebir şahitsiniz, hayvan sayısında düşüşler yaşanıyor. Bunun önlerini nasıl alacaksınız? Tarım ve hayvancılık konusunda neler yapacaksınız? Tarım ve hayvancılık konusunda neler yapacağız? Biz öncelikle üreticimizin ne kadar daha rahat üretsin diye bizim o üreticimize yani her türlü imkan sağlayacağız. Hı hı. Az evvel ben izah ettim. Yem fabrikası, inanın fabrikasını kuracağız. Bizim ilçemizde yem fabrikası olduğu takdirde bizim ilçemizde yem ürünleri daha uygun olur. Bu yem ürünleri uygun oldukça üretici 10 tane üretecek, 15 tane üretir. Evet. Üreticinin ürettiği hayvanların gübresini belediye olarak da biz o üreticimizin tarlalarına bizim kendimizin belediye araçlarından bizim kendimiz o üreticimize götüreceğiz. Ve üreticimizin en alt taban 5 dönümlük araziyasına bilene biz üreticimiz bize geldiği takdirde biz o üreticimizin o arazisine suyu götürme imkanına sağlayacağız. O 5 dönüme su götürdük mü o 5 dönüm neye ifade edecek? O 5 dönüm 20 dönüme ifade edecek. Çünkü o vatandaş her bir buçuk ayda su aldıkça ürününün mahsulunu alacak. Mahsulunu aldıkça ne olacak? Mesela 5 tane hayvanına giden ot yemi o 20 tane hayvanına yetecek. Çünkü evet. Benim ürettiğim ürün, otun, samanın 5 maldan fazlasına geliyor. Neye geliyor? 20 mala geliyor. Ben 20 tane mal yetiştirdim. 20 tane hayvan yetiştirdim. Ne olacak? Bizim içerimizde hayvan sayısı çoğalacak. Evet. Yani üreticimiz ne imkanı varsa biz üreticimizin yanında olacağız. İnşallah. Peki başkanım. Hem ilçe içerisinde
hem de ilçe dışında, özellikle Erzurum-Maşgale arasında ulaşım konusunda yaşanan aksaklıklar var. İnsanlarımız konforlu bir seyahat istiyor. Onlar belediye halk otobüsleri, özel halk otobüslerinin yetersizliğinden bahsediliyor. Bu konuda bir çalışma yapacak mısınız? Evet, bu konuda ciddi bir rahatsız oluyorum. Ben bir kez bindim arabaya, ayakta kaldım. Ben bir saat yolculuğa ayakta giden. Yani orada o şoföre söyledim ki ben müsait bir yerde yenecek. Biz ne yapacağız? Bir kere ayakta insanın gitmesi kesinlikle yasak. Evet. İnsansa kesinlikle yasak. Çünkü neyi ben gördüm? Bir ilçede 15 dakikalık bir yolculukta bilene insan ayakta değil. Oturarak gitmeli, konforlu gitmeli. Oturaraktan gidecek. Evet. Bizim bir kere kesinlikle insanımız Erzurum Aşkale arasının siyahatında ayakta yolculuk kesinlikle yok. Gerekli kontrolleri yapılacak. Gerekli kontroller. Araçlar konusunda başkanım. Araçlar konusunda da vatandaşların, bu araçlar bizim için biraz modeli geçmiş. Daha iyi bir araçlar olmasını isteriklerse o vatandaşların zaten, talebini yerine getirir. Zaten istekler o doğrultuda Sayın Başkanım. Halk otobüslerinin küçüklüğünden bahsediliyor, sürekli şikayetlerden bir tanesi. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi ayakta yolcu gitmesinden dolayı araba küçük, yolcu çok olunca rahatsızlıklar oluyor. Şimdi biz onu da araçların değişimini şimdi onu da değineceğim. Halk otobüslerinin sahipleriyle onlarından da bir istişare kuraraktan evet. Gerekirse onlara da belediye olaraktan bir teşvik vereceğiz. Gerekirse bir yıllık, iki yıllık faizsiz para imkanı varsa sağlayacağız. O arkadaşlarımızın da bu arabalarını alma imkanı kolaylaştıracağız. Bu arkadaşlarımız da arabaları aldıktan sonra inşallah Aşkale'mizin ulaşımda konforlu bir seyahat sağlayacağız. İnşallah. Peki başkanım, son sorumuza geliyoruz. Son olarak hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Ve hemşerilerimiz neden sizi seçmeli? Güzel bir soruya değindiniz. Ben de yani adaylarımın sebebinin biri de bu. Evet. Ben aday olduğumda hemşerileriniz beni neden seçti? Ben bir kere ilçemde 20 yıldır hemşerilerime bir sigara kadar bir kötü alışkanlığım yoktur. Evet. İkincisi onlar ne kadar diyelim ki benimle birlikteyse ben de onlardan ne kadar birlikteyim. Ben elimden geldiği kadar onların ne kadar rahatlığı olması için o kadar gayret edeceğim. Hakla iş olacaksınız. Hakla iş olacağım. Aynen evet. O şekilde. Evet. Oy benim açımdan bir şeydir. Sorumluluktur. Ben oyumu verince nereye vermem lazım? Evet. Oyumu verince benim oyumu hangi baştan daha güzel değerlendirir? Benim oyumun üzerinden kim ne kadar daha bana rahatlık sağlar? Hı hı. Ben seçmenlerden oldukça bunu temenni etmek isterim ki oy çok bir sorumluluk, bir görevdir. Evet. Ben oyumu verdim, insan benim ne kadar değerimi bilir. Peki, Sayın Başkanım. İsterseniz vedamızı da gerçekleştirelim, buyurun. Evet. Vedamıza gelirken Ramazan-ı Şerif bütün İslam'ı aleme hayırlar olmasını temenni eder Yüce Rabbimden. Hayırlı bayramlara ulaşmamızı Yüce Rabbimden temenni ederim. Hayırlı seçimler ülkemize, ilimize, ilçemize, köylere olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim. İnşallah önümüzdeki yaz sezonu da bol, bereketli, yağmurlu geçmesini niyaz ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Başkanım, bizlere vakit ayırdın bu yoğun program içerisinde. Ondan dolayı da ben gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. Ben sizlere teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayımız Sayın Yakup Çelik Beyefendi ile birlikteydik. Sorularımız vardı, sorularımızı kendisine sorduk. Açık yüreklilikle cevapladı. Dilimizin döndüğünce hem sorularımızı cevapladık hem sohbetimizi gerçekleştirdik. Bir başka programda bir başka belediye başkan adayımızı konuk alacağımızda sizleri ekranlara şimdiden davet ediyorum. İkinci konuğumuzu söyleyeyim. Efendim, Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Ünal Kılınç Beyefendi olacak.
Şimdiden buradan duyuruyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir başka programla görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.